İşte Kays bir Arap beyinin oğludur. Birbirine düşman, aralarında kan davası olan iki kabilenin birbirini seven gençleri Leyla ile Kays. Henüz Kays'tır. Mecnun kimse bilmiyor. Çıldırınca Mecnun oluyor. Mecnun cinnetten geliyor zaten. Mecnun sözü. Bir evin bir evladıdır. Erimiş, bitmiş, yemekten içmekten kesilmiş, bir deri bir kemik kalmıştır. Anne baba nasihat ediyorlar, evladım vazgeç, o olmuyorsa biz sana çok daha güzellerini buluruz filan diyorlar. Mecnun diyor ki, ben bu kelama tutmazam güuş, Leyli sözü söylen, yoksa hamuş. Huzurunu dinle. Ya Leyla'dan bahsedin ya Evet, da yoksa sus. konuşmayın. Ya. Bülbül gül için çekende nale, derdine derman olur mu lale? Diyor. Anlıyorlar ki bu vazgeçmiyor. Zaten özellikle genç evlatların en dinlemedikleri, ciddiye almadıkları iki kişi anne babadır. Onları dinlemezler. Akıllı anne babalar çocuklarına söz geçirebilmek için arkadaşlarını kullanırlar. Çocukların çevresini. Çok makul. Tabii. Bunlar da öyle yapıyorlar. İşte Kays'ın arkadaşlarını buluyorlar. Diyorlar ki gelin siz götürün, gezdirin, biraz açılsın. Mahvoldu bu çocuk filan. Gençler gelip Kays'ı yani Mecnun'u çıkarıyorlar, dolaştırıyorlar. Alişir Nevai bundan sonrasını anlatsın. Bir köşeyi dönüyorlar. Çok iğrenç bir manzarayla karşılaşıyorlar. Affedersiniz bir sokak köpeği. Sokağın başında. Fakat bu köpeğin sırtında bir yara var. Sinekler konup kalkıyor. İğrenç bir manzara. Pis bir şey. Kays köpeği görür görmez koşuyor. Köpeğe sarılıyor. Öpmeye başlıyor. Arkadaşları dur ne yapıyorsun? Pis elini vurma filan. Demesine rağmen Kays diyor ki Alişir Nevai'nin diliyle Leyli'nin mehellesinin itidir. Bu köpek Leyla'nın mahallesinin köpeğidir. Herhangi bir köpek değil. Evet. Ola ki bu gözler onu gördü. Bu şekilde ise şimdi Batı alemi romantizmin bu derecesine çıkamamıştır ve hayrandır. Bizde maalesef son dönem Türk filmlerinde fazlaca arabesk çekilen Leyla ile Mecnun hikayesi karikatürize edilmiştir. Oysa yüzyıllar boyu doğunun sevmek ve sevilmek sembolleridir bunlar. Koskoca Shakespeare bile bundan etkilenmiştir. Anlıyorlar ki buna çare yok. Babası son çare olarak Kays'ı götürüyor Kabe'de dua etmeye. Zaten Araplar bunlar yani bölge olarak da yakınlar. Kabe'nin civarında yapılan dua makbuldur. Tavaf esnasında herkes lebbeyk lebbeyk Yani derken hastalığının iyi olması için tabii normal olması olsun bu götürüyor. çocuk. Bu çocuk Dua, Leyla diyor Allah'ım başka bir beni şey bu değil. dertten kurtar Evet, demesi tabii. bekleniyor. Şifa bulması için. Evet. Şimdi herkes tavaf esnasında lebbeyk Allahümme lebbeyk derken Kays ne diyor? Ya Rab belayı aşkıyla kıl aşina beni. Birden belayı aşktan etme cüda beni. Allah'ım beni aşkın belasıyla her an iç içe bulundur. Ve aşkın belasından bir an bile beni uzak tutma ya Rabbi. Baba hayretler içinde. Eyle zayıf kıl tenim firkatinde kim? Vaslına mümkün ola yetirmek sabah beni. Beni o kadar incelt, o kadar zayıflat, o kadar tüy haline getir ki sabah rüzgarı beni savurup ona doğru götürsün Allah'ım diyor.